Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi günler diliyorum. Ders hoş geldiniz. Öncelikle yasal uyarı metniyle başlayacağız. Konuştuklarımız yatırım tavsiye değildir diye hatırlatıyorum. Yasal uyarı metnini gördünüz arkadaşlar. Bu sıralar derslerde bir saatlerde tutarsızlıklar ama artık yaz dönemi böyle olacak. Bizim boş zamanlarımıza göre ama önemli olan yayını kayda alıyoruz. Gün içerisinde de aslında vaktim oluyor. İşte ses kaydıyla falan size destek olmaya çalışıyorum. İyi oluyor diye de düşünüyorum. Şimdilik endeks güzel bir tepki verdi. Endeks yorumuyla başlayalım. Şuradan işte kanal altından gelen tepki hareketi yaklaşık %7 tuttu. %7'den sonra yaklaşık %3'lük bir düzeltme makul. 10.700'e kadar bir geri çekilme görülebilir. Bu kısımda biraz bakın şurayı da çizdik zaten aşağı doğru bir yöneliş olabilir. Fakat sonra yukarı gidecektir. Zirveye gideceğimizi düşünüyoruz. 12.500 hareketinin başlayacağını düşünüyoruz. Ve bu hareket yaparken de tüm tahtalarda tepkiler gelecektir diye değerlendiriyorum. Sesimi duyuyor musunuz arkadaşlar? Sesimi duyuyorsunuz değil mi? Evet hocam var. Tamam, peki. Şimdi şöyle yapalım. İsterseniz şöyle bir bakalım. Gümüşte zirve hareketi geldi 31'in üzerinde. Ons altın yine aynı şekilde iyi görünüyor. Bizdeki GMST'lere, GLD'lere de pozitif yansıdı. Bunlarda da pozitif seyir devam ediyor. %2 civarında gümüşte bir prim var. Bitcoin'de ciddi bir düşüş vardı. Bugün 53'lere geldi. Altcoin'ler ise battı arkadaşlar. Tabii oradan tepki geldi. Kanal tepkisi geldi. Bir süre tepki devam sonra daha aşağıları geleceğini düşünüyoruz. Ama altcoin'leri yeri dibine sokmuşlar. Onu söyleyeyim. Bitcoin'in durumu gene iyi. Her gün %10-15, %10-15 düşmüş. Başka arkadaşlar Ereğli yani haftanın sonundayız. Ereğli'de de düzeltme normal. Biraz yatay kalıp sonra yukarı gitmesini bekleriz. Kardemir'de Petkim çok güzel arkadaşlar. Mükemmel bir grafik var. Yukarı hamle başladı. İnşallah devamı da gelecek. Tüpraş grafiği iyi. Tepki. Şimdi biraz geri çekilme sonra yukarı diye düşünüyorum. Yani geri çekilmeyi önemsemeyin. Yani yukarı gitsin arkadaşlar. Yani ufak tefek %2-3'leri ben onları söylüyorum ama çok önemli değil yani. Yani bunu şunun için söylüyorum. Buradan normal bir geri gelebilir. Geldiği zaman değerlendirir alırsınız diye söylüyorum. Tamam. Yani negatif olarak bakmayın. Bir tane kırmızı gelir. %2-2,5. Ondan sonra yani gelmek zorunda da değil. Yani teknik olarak böyle bir düzeltme yapıp onaya gelip ondan sonra yukarı alabilirler. Yani biraz daha orta vadeye hedefleneceğiz. O yüzden %1 düşmüş, 2 düşmüş çok bakmayacağız. Garanti Bankası yeni zirve yaptı. 122'ye geldi. Maşallah diyelim. Yani garantinin bak hareketi çok çok iyi. Bankacılık bir trende bir girdi. Bir daha hiç bozmadı. Garanti 60 liradan tam 2 katına çıktı 122 liraya. Yani düzeltme yapması lazım ama yapmıyor. Anlaşılan 12'yi de geçip 122'yi de geçip 125'e de durmazsa 145 hedefi 150'ye kadar gidecek. Ondan sonra da 180 görünüyor. Öyle yani bu sene 180 görür büyük ihtimalle bu tahta. Yapı krediyi neyse verdiler. Tam tersi oldu yapı krediyi verdiler. Şimdi ne yapabilirler? Yapı krediyi alıp garantiyi verirler bana. Öyle. Yapı kredi yatayda yani çok da bir bozulma yok ama yatayda bir hareket var. Bu da OBO'ya benzer bir görüntü yaptılar ama düşmez arkadaşlar. Zannetmiyorum ya. En kötü ineceğimiz yer şurası olur. Daha aşağılarını çok beklememek lazım. Buradaki hat olası negatifte gelebileceğimiz yerde oraya da vermediler zaten. Yüksek ihtimalle gelmeyecek. Şurada tutunacak. Öyle görünüyor. Bu kanalın içerisinde tutunacak gibi görünüyor. Evet. Ya yoksa grafiği iyiydi ama almadılar. Yani onu daha sonraya bıraktılar diyelim. Başka dikkatimizi çekenlerden Tofaş bugün sürpriz bir düşüş kaydetti. Ergün gidiyordu artı artı. Bugün bir düşüş kaydetti. Yatay hareket tabii. Öyle de bakıyoruz. Ama orta vade yine bu da yukarı. Yön yukarı.
Kozalar çok iyi arkadaşlar. Grafik güzel. Bugün koza A'da yine tepki vardı. Hareketin devamını bekliyoruz. Tav bir zamandır zirveydi arkadaşlar. O yüzden bakın bir yorgunluk var. 230'lara kadar bir geri çekilme yapabilir. Turkcell'den hiç çekinmiyorum. 100'ün üzerine attık artık. Kalıcıyız. Geri çekilmeler hep alın. 125 hedef. Sabancı Holding'in dinlenmesi normal. Koç Holding çok fazla tepki vermedi. Mükemmel bir grafik vardı ama gitmedi. Burada biraz oyalanacak gibi görünüyor. Arçelik'in grafiği mükemmel arkadaşlar. Hiç tereddütsüz gayet güzel. Üçlü kanal içi hareket. Yani iyi gidecek yani. Sasa %700 müydü neydi bedelsiz hikayesi var. Hala devam ediyor. Biraz yatay kalıp sonra yukarı. Katmer bugün tavan olmuş. Kızılbük bugün toparlamış %4 prim 2-3 gündür dün de iyiydi bugün de iyi. Yani bunda oyuncu olduğu belli zaten zikzaklardan. Adamları döküp yukarı doğru alacaklara benziyor. Peletur bizim turizm tahtamız. Tek tur, Peletur bunlar iyi. Bakın Peletur'a maşallah. Bir maşallah da buna söylüyorum nazar değmesin. Tam toplama yeri ve tam mükemmel hareket. Her gün %1-2 gitti. Şimdi birkaç tane sorularınız varsa sorularınıza cevap. Önce Kuyas'ta bir arkadaş Kuyas sormuş. Kuyas'ta. Önce şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çöp tahtların tamamı da tepki bekliyorum. Bunda da tepki gelecektir. Şu aşağı vurduktan sonra iyi bir tepki gelmişti. Yani bir ters bayrak şeklinde bir hareket var. Burayı kırarsa hareket daha bozulur. Bir bakayım oran olarak ne kadar bir düşüş yaptı. Sonuçta %53 yani daha hala 30'a kadar inebilir onu söyleyeyim. %70 bizim şuralara kadar malumunuz inebilir. Destekleri diyeyim. Yani şuralar kritik yerler. Bu kısım burası kırılırsa alt kademe alt kademe alt kademe inecek. Şurası da onaya benziyor. Kırılırsa durum vahim yani 29-30 lira kadar iner. Çünkü zaten tahta çok pahalı. Daha nerelerden geldi görün 5 liralardan nerelere gitti 20 kat falan. Şimdi başka kontrol matematik dediniz. Kontrol mü? Değil mi? Kontrol matik. Kontrol matik de aynı şekilde tepki vereceğini düşündüğümüz tahtalardan. Yani bu toparlar. Teknik olarak düzeltmesini bu da tamamlar. Yukarı hamleyi yapar diye düşünüyorum. Ne kadar düştük? Tepeden aşağı %57. İşte biraz daha aşağı gelseydi 124 lira falan %70 yapacaktı. Herhalde daha aşağı gelmeyecektir. Beklentileri tamamlarlar. Yani düşüşleri tamamladılar. Buradan tepkiler gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Olası dibi ise 124-125 civarı. Burada bir V hareketiyle toparlayıp 300 daha sonra da yukarı hedeflerine gitmesini beklemek lazım. Oyak C'de grafik güzel. Mükemmel hatta. Gayet güzel. Geri çekilmeyi alım yönünü değerlendirmek lazım. Satmakta da çok acele etmemek lazım. Tahta çok güzel arkadaşlar. Bakın ta 120'ye doğru tam 2 kat %80 prim potansiyeli var. Grafikte mükemmel. Evet, başka soru var mı arkadaşlar? Sorularınız varsa sorularla devam edelim. Ve haftanın yorgunluğu var üzerimizde. Fazla da böyle çok da sohbet edesim yok. Ebebe'ye bakayım evet. Ebebe'ye bakayım. Ebebek'te bir hareket bekliyorum arkadaşlar. İşte teknik olarak bakmadan söyleyeyim ben size. Bunda bir hareket bekliyorum. Burada bir taban oluşumunu tamamlayıp yukarı hamle bekliyorum. Elinizdeki pozisyonu biraz daha bence beklemekte fayda var. Hareketin yukarı doğru tepkili. Gayet güzel. Bakın hedefini de söyleyeyim. Daha önce çizdim ben hedef buralar. Tamam. Buralarda toparlayıp şuraya kadar gitmesi gerekir. Enka'ya da uzun zaman oldu. Bakmadık. Enka bizim beğendiğimiz tahtalardan. Enka'yı beğeniyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir hareket var. Şimdilik yatay takılmış direnci geçememiş ama geçecek. Yani buraları atacak ve yukarı doğru 80-85 hedef tamam. İzmir Demir Çelik mi? İzMDC neymiş? İzMDC. Demir Çelik değil mi o? İzMDC diye bir şey var mı? Ha varmış. İzmir Demir Çelik evet. Bunun yazılışı böyle mi? İzmir Demir Çelik. Arkadaşlar ben çok beğendiğim bir tahta değil. Spekülatif bir tahta malumunuz. Tahtadaki hedef 13. Yaklaşık %100 prim potansiyeli var. Buradan yukarı doğru gitmesi gerekir.
Yani toparlayıp yukarı doğru gitmesi gerekir. Kısa vadede sat konumunda ama endeks tepkisine bu da katılabilir diye söyleyeyim. Çok beğenmiyorum bunu da. Ama yine de toparlayıp yukarı doğru gitmesi gerekir. 5.40, 5.40 gibi. Şu an tam aradayız. Hedefte çizeyim isterseniz hedef size. 13 hedefi var. Şöyle. Artık burada tahtacı ne kadar bekler, ne yapar, bunu göreceğiz. Henüz trend de değil, yatayda. Dolayısıyla yataydan çıkana kadar çok bir şey beklememek lazım. Cihan Tem demişsiniz. Cihan Cihan Tem. Cihan Tem dipte arkadaşlar. Yani bunun dibi buralar. Daha aşağı 1.60 falan var. Buralar dip. Yani tahtanın buradan dönmesi gerekir Cihan Tem'in. Bu acayip bir düşüş kaydetti. Buradan toparlayıp dönmesi gerekir. 1.60 dip. Yani burası 4, burası 5. Aşağı sarkar, sonra yukarı doğru gider diye düşünüyorum. Hedefleri de daha sonraki süreçte 6'ya kadar gitmesi muhtemel noktalar. Tabii çok hemen olmaz. Baya biraz uzun sürer. Bektaş'ın bugünkü hareketini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bektaş'ta ne oldu ki? Bakalım bir. Sabah bir grafik atmıştım ben size. Şu hareketi yapmışız. Sabah atmıştık grafiği. Sonra da tam %50 düzeltmede kapatmışız. Güzel bir kapanış olmuş bence. Aşağı doğru kapatması güzel olmuş. 21 EMA'ya kadar çarpmış. Güzel. Yüksek ihtimalle pazartesi günü 21 EMA'nın üstüne atacak. Bu hareketin devamı gelecek. Güzel bir kapanış olmuş yani. Burada kapatması iyi arkadaşlar, onu söyleyeyim. Çünkü öbür türlü haftalıkta eğer tepede kapatsaydı aşağıda biraz mum, kötü bir çubuk bırakmış. O yönü kötü olmuş da. Pazartesi belki yukarı atmazsak hafif aşağı eksi gelir. Ondan sonra 2 güne toparlar haftalık mum açısından söylüyorum. Yani şu biliyorsun ben pinleri sevmiyorum. Böyle bak şu pinler sıkıntılı aşağıya iyi yoklayabiliyor. Yukarı gitseydi de aşağı gelecekti. O yüzden pazartesi günü hafif böyle şöyle bir 20 kademe falan aşağı gelirse 20 kademe %2, 2,5 oradan tekrar alım yapıp yukarı doğru gitmesi gerekir. Bu haftalık grafik açısından söylüyorum. Yani haftanın içerisinde ilk 2 gün biraz daha riskli geri çekilme noktasında. Ama günlük grafikte mükemmel bence. Çok güzel saatlik. Bir 4 saatlik bakayım. 4 saatlik de mükemmel. Harika, harikulade 4 saatlik bir grafik var. Şu da yapılabilir. Tekrar aynı yere değip, aynı üst kademeye değip, oradan da haftanın ikinci, üçüncü günü tekrar aşağı gelebilir. 21 EMA'yı geçemiyorum ayaklarına. Bu da mümkün. Saatliğe bir bakalım. Bu saatlik 21 EMA'yı takip edebilirsiniz. Biraz mesela yani şöyle bir yukarı hamle yapıp oradan tekrar satış gelebilir. Nereye kadar? İşte 12'ye kadar. 12'ye kadar bir düşüş mümkün. Ondan sonra tekrar. Bugün bir tavana değdi de tavana değmesi tavanda durmadı. Yani birisi süpürdü tavana kadar. Hem vadeli tarafı süpürdü. İkisini beraber zaten birbirine algoritma birlikte çalışıyor. Her iki tarafı birlikte süpürdüler. Bütün spot tarafını ve vadeli tarafını süpürdüler. Anlık zaten. Sadece süpürme yaptılar. Sonra da aşağı doğru geldi tekrar. Bugünkü hareketini nasıl değerlendiriyoruz? İşte böyle teknik değerlendiriyoruz. Başka değil. Normal bir hareket arkadaşlar. %41, yani analizi değişmiş değil. Bugün ses kaydında söyledim zaten. %40'lık bir prim bekliyorum önümüzdeki 3 ay içerisinde. %40, %99 ihtimalle %40'lık bir prim bekliyorum. Tahtanın dip yaptığını nasıl anladınız? İşte tahtanın dibi şöyle oluyor. Yani bir tahtanın dip yapmasının anlamı şu. Şu kısım var ya, şu çizgi. 12'nin altına gelmeyecek işte, tamam? Oradan anlayacaksın. 12'nin altına gelirse sıkıntı. 12'nin altına gelmeyecek şekilde üste kaldığı zaman tahta dip yapmış demektir. Öyle. Ya yani güzel bir taban oluşumu oldu. Bu iyiydi. Yalnız bunun hareketleri böyle gidiyor, sonra bir daha geliyor, sonra bir daha gidiyor. Böyle bir hareketi var. Böyle cins bir hareket, aynı şuradaki gibi. Yani bir gidiyor, sonra bir daha geliyor. Öyle bir cins hareketleri var. Sonra yola çıktığı zaman da kimseyi dinlemiyor. Frigo ve kiler gayrimenkul mü? Frigo. Yalnız Tektaş'la ilgili şunu da söyleyeyim. Yani dün bir arkadaşa çok üzüldüm ben. Bana mesaj attı.
Hocam dedi dayanamadım sattım dedi. Sattığım yer ta 11.60. Yani dün de size söyledim ya ona üzüldüm ben. Sevdiğim de bir arkadaştı. Ciddi zararla sattım dedi. Bana sordu. Dedim ben de zarardayım. Yani öyle az buz değilsen rakamı söylemeyeyim falan dedim. Ama stop olmadım dedim. Yani analizler belli. Tahtanın durumu belli falan filan. Ama işte insan psikolojisi arkadaşlar. Yani profesyonellikle acemilik arasındaki fark bence öyle. Yani bu orta uzun vadede profesyonel adam daha dayanıklı oluyor. Tamam psikolojisi falan daha iyi oluyor. Acemi adam ise kusura bakmayın ama çoğu zaman şansa kazanıyor. Yani zor zamanlarda kazanmaları çok zor yani acemiler. Çok zor yani şansa kazanıyorlar. Yani çoğu zaman kazanıyorlarsa şansa kazanıyorlar birçoğu acemileri. Şansa diyeyim yani nasibi vardır öyle diyelim. Yoksa acemi adamın böyle zor tahtalarda ya da zor zamanlarda kolay kolay ne psikolojisini yönetebiliyor ne parasını yönetebiliyor ne hiçbir şey yönetemiyor yani. Ne trade edebiliyor. Nereden alacak, nereden satacak, nereden sattığını söylüyor. Zaten kendi de çok pişman. Diyor ki tahtayı tam buradan sattım. Diyor. Şuradan. Yani 11.58. Dip ya. Yani değil mi? İlginç değil mi? Böyle bir şey işte. Yani bu piyasa böyle bir şey. O yüzden zaten aslında birlikteyiz de. Hani ben bu sadece bunun için değil. Endeks için de. Endeks 3 gün önce hatırlayın neler söylüyorlardı. Endeks düşecek, düştüydü. Yıkıldıydı, işte kırdıydı, bilmem ne yaptı. Ben YouTube, bırakın sizi YouTube'a da yayın attım. Yani videoyu hem size attım hem YouTube'a attım. Çünkü dedim ya açana açıktan yayın yaptım. Yani milleti korkutuyorlar falan. Milletin korkutmalarına bakmayın. Endeks tepecek. Hedefler belli. Millet ne derse desin falan. YouTube'da oho neler uçuruyorlar, kaçırıyorlar. Yani tahtaları indiriyorlar, yerin dibine sokuyorlar falan. Birçoğu hisseyi de aynı şekilde. Endeksi de aynı şekilde. %10 düşecekmişiz falan filan. O arada da bilmem. Neyse. Lafı uzatmayalım. Şu tahtalarınıza bakalım. Yani diyeceğim psikoloji yönetimi. Psikoloji gerçekten çok önemli. Frigoya bakalım. Frigo günlük mü? Günlük bakalım. Frigoyu biz pahalı buluyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir üçgen çalışması var burada. Üçgeni tamamladıktan sonra yukarı gider. Böyle gitmesi gerekir. Şimdilik üçgen sıkışma devam ediyor. Bu ciddi bir primlenme söz konusuydu gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz zaten. Burada daha uzun zaman yatay kalabilir. Bir 6 ay kadar daha yatay kalacağını tahmin ediyorum. Bir şey yapacağını düşünmüyorum yani. Buralarda duracağını düşünüyorum. Tamam 6 ay. Yukarıdaki 9-10 civarı hedef. Aşağılara da çok sarkmaz. Olası her sarkacak olursa da 6'ya kadar da sarkabilir. Maksimum sarkış da 6 olacaktır. Daha fazla inmesini bekleme bir üçgen var burada. İleriki vadede de 18 hedef var. Ama ne zamana gider? Onu kestiremem. Oyuncular hazır olduğunda götürürler. Götürmek isterseler. Kiler gayrimenkul. Gayrimenkul tarafında bir pozitiflik görüyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burası destek. Şurada tutunacağını tahmin ediyorum. Buradan dönüp tahta işte 10'lu fiyat seviyesine %100 prim potansiyeli var. 10'lu fiyat seviyesine doğru gideceğini düşünüyorum. Tamam. Buralarda tutunup ona doğru gidecektir. Er veya geç. Beklenti böyle. H, L, G, Y, O. Halk gayrimenkule bir bakalım. Halk gayrimenkul üçgen devam ediyor. Sıkışma tamamlandıktan sonra hareketin yukarı yönlü. İvmeli bir şekilde gideceğini tahmin ediyorum. Gayrimenkulde bunu beğeniyorum arkadaşlar. Bak gayrimenkul tarafında bunu beğeniyorum. Bunun ederi var sağlam. Devlet tarafı var falan. Güzel de bir grafik var. Bunu beğeniyorum onu söyleyeyim. Vadeli tarafta belki de gitmemiştir. Bilmiyorum ki ben emirler vardı ama hangileri gitti, hangileri gitmedi bilmiyorum. Belki de gitmemiştir. Yiğit Bey diyor gitmedi diye. Ya zaten benim gördüğüm orada anlıktı. Yani bir saniyelik iş tek kalemde emir verdiler. Çizdi. Nereye kadar çizdiyse oradan indi. 2 saniye bile değil yani. 1 saniye. Tahta hektaşta döndü. Evet yarın pazartesi salı az önce bahsettiğim 12'li fiyat seviyesine gelirse oradan ek alım yapılır. 12'yi stop yaparsınız. Katıl evimde teknik olarak kısa vade tepki bekliyorum. Beğendiğim bir tahta değil. Onu söyleyeyim. Kısa vadeli trade için kullanabileceğiniz bir tahta. Yoksa beğendiğim bir tahta değil. Bakın daha aşağılardan geldi buraya. Hala 5 kat
primli. Şu hareket var ya, ona sebep bir tepki gelecektir. 70'li fiyat seviyesine kadar. O yüzden buna fazla yüklenmeyin. Yüklenmenizi de önermem yani. Ama kısa vadeli işte %4, %5'lik tepkileri var. Aşağı gelirse bir 2 birim, 3 birim daha alır. Her tepkiden %5 güzel tepkiler veriyor. %2, %3, %4 tepkiler veriyor. O tepkilerden yararlanırsınız. Birkaç günde müsait olduğu zaman da tavan yapacaktır diyelim. Oralarda da satılabilir. Ama Trilliç daha iyi. Yani Trilliç'e diyorsanız bunun gibi değil zaten. Trilliç'in yönü yukarı. Şu çıkışı yapıyor Trilliç. Bakın Trilliç şuralarda falan. Şu çıkışı yapıyor, tamam mı? Trilliç daha iyi. Bunda kısa vade tepki için değerlendirilebilir. Tüme sana bakalım. Tümesan'da aynı al yapısı şeklinde bir düşüş olmuş. Basamak modeline göre hedef 240. Burası destek tutunmuş. Buralara aşağı doğru geri çekilme alım yönünü 240 hedefli takip. Bir arkadaş yazmış. Allah razı olsun demiş. Hocam eskiden ben en diplerde o kadar çok stop oluyordum ki. Artık korkmadan alım yapıyorum. Demiş. Tekfende Tobosu, Çanak Çömleği vesaire sipariş sigorta görüşünüz nedir Tekfen için? Tekfende pozitifim arkadaşlar. Tüm gayrimenkulde pozitifim, Tekfende de pozitifim. Yukarı yönlü görünüyor. Yeni zirve yapacaktır. Yeni hedefler var. Güzel bir hareket var. Bakın üçgeni kırdık. Yukarı doğru hamle. 80-90 hedef. Şöyle çizelim isterseniz. Bunu alalım böyle. Hedefi 80'e doğru koyalım. 80 hedef var. Tekfen negatif bir tahta değil, yukarı. Entra ve Soke demiş. Entra. Entra bu mu? Biz bunu beğenmiştik. Yeni dip yapmış gördüğümüz kadarıyla. Beğendiğimiz bir tahta. Bu da iyi bir düşüş kaydetmiş. Bakalım ne kadar düşmüşüz. %38 civarında bir düşüş var. %40 civarında bir düşüş var. Yani buralar tepki yeri, taban oluşumu yukarı yönlü buradan teper diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Dibe kadar da gelmiş. Görünen o. Şimdi bunlarda ne olur? Bir kere denedi. Olmadı. Bir daha denedi. Olmadı. Şimdi bir daha deneyecek. Şöyle. Ondan sonra böyle. Sonra da şöyle. Şöyle olacak. Bu çanağı bir şekilde böyle tamamlayacak. Böyle bir hareket yapacaktır. Beklentimiz böyle. Soke'ye bakalım. Oo, çok güzel. Mükemmel bir grafik var. Soke'de değirmencilik. Harika arkadaşlar. Güzel bir tepki geliyor buradan. Şuradan tepkinin devamı gelmemiş. Buradan düşüş gelmiş. Tam şu hedefe kadar gelmesini bekledik. Oradan da gelmedi. Bakın gayet güzel. 35 hedefle yukarı yönlü takip. Şunları bir sileyim mi? Sileyim, temizleyeyim. Bir daha analiz yapalım. Tamam. Gayet güzel. Hemen fırçamızı aldık. Şöyle çizelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Buradan bakın hareketini yaptı. Şöyle güzel bir hareket yapacağını tahmin ediyoruz. Yani artık bakıyoruz. Şöyle. Evet. Şu bölgeye kadar yani 17.5'a kadar bir tepki hareketi gelebilir. Hatta 20'ye kadar bir tepki hareketi gelebilir. Ondan sonra tekrar aşağı. Bakalım ektaş gibi aşağı mı indirecekler yoksa yukarı mı gidecek? İzlenecek. Ama 17-20 tepkisi gelebilir. Galata Wind. Gevind. Galata Wind'de hedef 48 falan. 48'e doğru hareketin gelmesi gerekir. Böyle kademe kademe yukarı doğru gitmesini bekliyoruz. Şu an 30'da 48 hedef. Ama Galata Wind'de biz 4'te Galata Wind'deydik. O yüzden buralar çok uçuk kaçık fiyatlar. Onu da hatırlatayım. Yani Galata Wind'i biz burada analiz ediyorduk. Buralarda işlem yapmıyoruz artık. Şimdi Ali Bey durum şöyle. Yani bu tahtada ben çok anlattım, tamam mı? Yani şu an Hektaş'ta nasıl anlatıyorum ya.
O zaman da bu tahtayı böyle anlattım. Hani şimdi az önce arkadaş Enta diyor bilmem ne bir sürü küçük çöp tahtaları var ya. Onların içerisindeydik, tamam mı? Bizim çöp tahtaları grubundaydı. Bu tahtalar şu hareketi yaptıktan sonra bizim için bitiyor. Yani ben bir daha bunları gündeme almıyorum. Onun yerine yeni tahtalar gündeme alıyorum. Yani şu operasyonu yememiş tahtaları seçiyorum, tamam mı? O yüzden yani sabredebilirsen, yapabilirsen veya yapabilirseniz alacağınız küçük montanlı alımları bunlar da değil de. Çöp benim o beğendiğim o çöp tahtaları var ya beğendiğim ya bu güzel muhakkak yöneldi diyeyim. Onlar da olursa bu potansiyeli alırsınız. Ama bunlar da potansiyel yani yok değil. Gene bak 48 çiziyorum ama %50 kaldı. Yani şuradan 3 liradan girenle 2,5 liradan girenle bu adam dünya para kazandı, tamam mı? 30 kat para kazandı. Ama buradan giren adam %50 yani bir yarım puan. Yani bunu hangi tahtadan alsan zaten %50 alırsın. O yüzden hem bu aldığın riske değmez. O yüzden arkadaşlar ve bunu alacağına gider çelik al. Yani hiç olmazsa 20 kat garantisi var ya. Neyse karışmıyorum. Teknik yorum istedim ben de yaptım. Ama bunu bil yani bu tahta bakın bizim tahtamızdı. Bizim incelediğimiz tahtaydı. Neredeymiş? 2,5 lira 3 lira fiyat seviyesinde. O zaman yani. Bu hareketi yaptı izlemeden çıktı bitti. Ya bunu zaten iyi ki de çıkmış yani görüyorsun. Tamam bak. Bir şey yok yani görüyor musun? 2 yıldır hiçbir şey yok yani izlemeden çıkarttık. Tamam neyse. Emlak gayrimenkul iyi arkadaşlar yani emlak aldıysanız bekleyin. Sabredin. Emlak gayrimenkul beğeniyoruz malumunuz. Bu potansiyeli var. Zirvesinin gerisinde bir tahta hala. Yeni zirve yapacaktır. 3 günlük hareketini yaptı. O yüzden yeni alımları şimdilik biraz dinlenmesini beklemek lazım. Teknik düzeltmesini yaptı. Tahtadaki hedefler yukarı 18 hedef var. Şuraya kadar gitmesini bekliyoruz bu yıl. Bu yıl işte bu hareket yani bu dalga hareketi 18'e kadar gidecektir diye düşünüyorum. Pozitif. Taten'e de bir bakayım ve tamam diyelim. Evet, Taten'de uygun fiyat seviyelere gelmiş. Hedef 85'miş. Güzel bir grafik oluşmuş. Taban oluşturuyoruz. Taban bittikten sonra yukarı hareket başlayacaktır. Yukarı bekliyoruz yani bunda da. Taban oluşturup yukarı hareket yapacaktır. Şimdilik tavanda. Gayrimenkulden beğendiklerimden bir tanesi de bu. Yılların tahtası. Yılların tahtası arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Bu hareketi yaptı. Şu tabanı oluşturuyor. Çanağı tamamlayacak. Hedefi de arkadaşlar. Daha bakın nereler. 28 hedefi var. Şu an fiyat 8. Tabandayız. Kısa vadede satış 7. Direnci geçemedi. Geri çekilip sonra yukarı. Gitmesini bekleriz. Evet arkadaşlar. Tahtalara bakmış olduk. Hafta sonu iyice bir siz de dinleyelim. Biz de dinleyelim. Önümüzdeki hafta inşallah hayırlar olsun hepiniz için. Bizim için. Hepiniz için diyelim. Yani başka ne yapalım? Yani bir arkadaşın sorusu vardı. Böyle vakit bulup da yazamadım. İşte nakite geçelim mi diye sormuş. Trade edelim mi diye sormuş. Evet arkadaşlar bunu yapın. Yani işte bakın endekste de tahtalarınızda da tahtanız %5 yapmış. Hatta zarar bile etseniz fark etmez. Yani nakite geçin. Nakitsiz olmaz. En azından %20 nakdiniz olması lazım. %20. Şu bizim son kısım vardı ya hani sordunuz ben stratejik olarak söyleyeyim. Hafta içi demiştim %175'e çıktım. Şu son 25'lik birim var ya. O 25'lik birimi yerine koyacağım arkadaşlar ben. Koydum yani. Yani daha doğrusu pazartesi salı koyacağım. Oraya bir daha bu kısa vade için ona el atmıştık. Onu yerine koyacağım. Yani nakiti ayarlayacağız. Yavaş yavaş nakit tarafına böyle kademe kademe trade ede ede gideceğiz. Şimdi hiç nakdimiz olmazsa bakarız yani sadece bakarız. Hiçbir şey yapamayız. Tahta aşağı gelse satmadığımıza pişman oluruz. Yukarı gitse hiçbir şey olmaz. Niye elinde mal var? Tamam. O yüzden nakit olsun. Yani %20 en azından hangi tahtanız olursa olsun, zarar bile etmiş olsanız nakitiniz olsun, kenarda dursun. %20 bir nakit kalsın. %20 bir şey değil, korkmayın. Yani illa %100'den para kazanacağın diye bir şey yok. Yeter ki kazan da %80'den kazan. %20 de nakit kalsın. Olur ki bir sert çalkalanım olur. Biz düşmez deriz ama bir baktın %2,5 değil de %4,5 düştü. Mesela. Oradan alırsın en azından. Dersin ki iyi ki satmışım %4 aşağıdan aldım falan. Yani o %4 aşağıdan alsan %1 bütün portföyüne olumlu yansır yani. %1 bile bugünün şartlarında iyi. Bunu 3 kere 4 kere böyle
kullansa. Zaten bu tip çıkışlar, hani böyle dalgalı çıkışlar, senin elini rahatlatmak için, oyuncuların elini rahatlatması için büyük fırsattır arkadaşlar. Hem vadeli tarafta da aynı şekilde. Vadeli de işlem yapıyorsan da aynı şekilde. Yani el rahatlatması önemli. Hocam ben kâr etmedim. Kâr etmesen de diyorum ya, %10'unu, %15'ini, %20'sini kâr etmesen de zarar bile olsa, tekrar özet olarak söyleyeyim, kenara satarsın. Tahttan %5 yaptı. %20'sini satarsın. Yarın bir %5 daha yapar. Bir %20 daha satarsın. %60 kalır elinde. %60'ı sürersin. Merak etmeyin. Her gittiğinde geri geliyor zaten. Yani gider 2 gün, 3 gün gider. 3 gün sonra bir daha gelir %2 aşağı. O zaman trade miktarını azaltırsın. %20 ile trade etmezsin de %10 ile trade edersin. Onunla kısa alanda al sat yaparsın. Gene hem elin rahatlar, hem psikolojin düzelir, hem her gün para kazanmış olursun. Öbür türlü hiç işlem yapmadan sadece bakarak, yani bazı tahtalar var ki sürekli aşağı indiler. 10 gündür, kaç hafta? 9 haftadır sürekli aşağı iniyor. Yani. İlk defa bir tepki vermiş. 9 haftadır aşağı iniyor. İlk defa bir tepki vermiş. Ya onda da elin rahatlasın. Hocam kâr et. Evet, kâr etmedin, doğru. Ama %20'si dediğim gibi nakit olarak durur. Bir kez daha aşağı geldiği zaman alırsın. Bir daha %5 yapar, bir daha satarsın, bir daha iner, bir daha alırsın. Böyle 2 kere alamadın, hiçbir şey olmaz. O %20 de kenarda dursun. Kenarda dursun, hiçbir şey olmaz yani. O da duruversin kenarda. Muhakkak da piyasada fırsatlar gelir. Çok güzel fırsatlar gelir yani. Haftaya nasıl başlarız demiş. İşte endeks dirençteyiz. Dirençte olduğumuz için %1 ikilik bir düzeltme gelebilir yani. Ama ben bunu önemsemediğimi tekrar söylüyorum. %1 iki düzeltme nakdin ne olursa oradan alım yaparsın. Nakdin yoksa hiçbir şey yapamazsın. Orta vade ne? Yani 12.500 hedef var zaten endeksin. Yani %1 ikiye 3 düşecek diye maldan çıkılmaz. Ama bakın ne tekrar söylüyorum. Maldan çıkılmaz ama %20 tekrar söylüyorum. Bak nakdinizin olması lazım. Yani ben pazartesi %150'ye iniyorum yani. Yani öyle. Pozisyon azaltacağım yani pazartesi salı. Hatta bugünden itibaren başladım azaltmaya. Belki elimizi rahatlatalım ki zararlar kolay çıksın. Öbür türlü zarar da çıkmaz. Yani zararı çıkartmak için elinin rahat olması lazım ki işlem yapabilirsin. Şimdi hikayeler bitmez. Not artırımı gelir. 3 ay sonra bir not artırımı daha gelir. Bu not artırımı da bitmez, merak etmeyin. Yabancılar borsa olduğu sürece not artırımları ta nerelere kadar gider. Her gün bir hikaye olur, merak etmeyin. Hep ara ara böyle piyasayı salmak istediklerinde negatif haber olur. Ama daha alımlar gelmedi. Yani o güçlü alımlar, topyekun alımlar, piyasayı sarsan yukarı doğru alan alımlar, ne zaman satış gelecek dediğimiz şeyleri gördük mü? Görmedik. Dolayısıyla öyle bir piyasaya henüz gelmedik. Onlar gelsin, ondan sonra bakacağız. Öyle piyasayı da göreceğiz. Tabii. Yani dalga yapar piyasa ama 12.500'ü Temmuz'da görürüz diye tahmin. Temmuz, Ağustos'da görürüz diye düşünüyorum. 12.500 şu an 11.000'deyiz. Yaklaşık %10'luk bir primi görür yani diye düşünüyorum. Sonra da 14.500'ü göreceğiz. Sonra hareket hızlanır zaten. Ondan sonra da 18.000'e doğru hızlı atak yaparız. Yani şöyle söyleyeyim. Ocağa kadar artık piyasa yukarı doğru gidecektir. Ocağa kadar piyasanın yönü yukarıdır. Beklentimiz öyle. Vadeli de 13.500 hedef mi vardı ya? Bir %10'luk atak bekliyoruz işte. %8 mi oluyor? %8'lik bir atak bekliyoruz vadeli de. Şu kırmızı at var ya, kırmızı atın üstüne atmasını bekliyoruz. Ağustos vadede böyle pozitif yukarı bekliyoruz. Kısa vade düzeltmeler gelebilir. Ta buraya kadar gelebilir. 12.100'e kadar gelmesi mümkün. Sonra tekrar yukarı. Yani aşağılar alım. Hep alım aşağılara. Hep alım. Çünkü fiyatlar yukarı doğru gidecektir. Ama bu vade işi hakikaten bela ya. Söyleyeyim. Gerçekten. Yani vadeliye çok bulaşmayın arkadaşlar. Hevesleniyorsunuz. İş piyasalar iyiyken iyi de. Yani dayanılmıyor, tamam mı? Gerçekten dayanılmıyor. Niye dayanılmıyor? Paran zaten sınırlı. Vadeli de para ayarlaması çok zor. Çok yatırım bir için zor yani. Düştüğü zaman katmerli düşüyor. Hisse senedi %30 düşüyor. Vadeli de çarpı 4. Yani %30 çarpı 4 arkadaşlar. Ne oldu? Portföyün yarısından fazlası gitti yani.
Böyle böyle oldu. Adam yönetemiyor bu sefer, psikolojiyi de yönetemiyor. Yani vadeliye çok girmeyin. Yani normal hisse %30 düştüğü zaman ona üzülmezsin, altından da bir de alım da yaparsın. Sıkıntı yaşamazsın. Ama bu vadeli kısma girdiğin zaman ben bana soranlara zaten diyorum girmeyin. Yani çünkü vadeli de para yönetimi kısmını hani kaldıraçsız kullansan olur da hisse gibi. Hisse gibi kaldıraçsız kullansan olur. Ama onu da kullanamadığın zaman olmaz. Ya da şöyle ancak yapabilirsin. Diyelim 100 bin liran, ya 1 milyonun var. 100 bin lirasıyla sadece vadede işlem yaparsın. 900 bini hisse senedinde olur. Hani böyle olur yani. Başka türlü kazanç kayıp oranları çok yüksek olduğundan piyasada zaten en çok sarsılan taraf da öyle oluyor. Zararlar katmerli oluyor yani. Peki arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Buradan endeksi kestirmeye çalışıyorum. Kırmızı hatta girersek zikzak hatta oradan yukarı ne kadar marş var? Evet. Ya şöyle piyasa biliyorsunuz bizim sihirli sayılar gereği 12.500 hedef 12.500'e kadar böyle çok büyük bir dalga yapmaması lazım. Ama esas büyük dalgayı 14.500'de yapacak diye düşünüyorum. Yani 14.500 12.500 dalgası yapacaktır. Beklentim öyle. Yani piyasa bir şekilde yukarı döndüğü zaman 14.500'e kadar hızlı bir hareket 14.500 12.500 hani o büyük dalga orada olur bence. Ama neyle ne zaman yaparlar, niye yaparlar bilmiyorum. Orada dalga yapacaksa 14.500 12.500 aralığı daha güzel bir dalga alanı. Hani daha geniş %15'lik bir marj alanı. Ya onu şöyle bence onu şu şekilde yapabilsek daha iyi. Yani oradan malı satıp bekleyemek bence yanlış. Ama pozisyon azaltırsın. Yani %50'ye düşersin. O yüzden dedim ya %60'a düşersin. %40 elinde nakit olur. O marjı oluşturduğu zaman tekrar alırsın. Ben de öyle yapacağım yani. Yani satmak gene alacağım. Yani satıyorum ama %20, %40 onu alacağım. Yani %60 malda kalacak. Şimdi endeks hedefine gitmeden mallar satılıp da bitmez arkadaşlar. Yani mal işte düşüyor falan. Ya hep böyle düşecek hali yok. Arçelik dipte yani nereye satacağız? Tüpraş dipte, ne Petkim dipte. Yani tamam %5 düşecek, %8 düşecek kabul edelim. Farz et ki düştü. Ya ama dipte yani. Dipte arkadaş bunun tahtanın hedefi 45. Petkim gelmiş 20. 45 lira tahtayı sen 20 liradan niye satayım yani? Veya kozalar. 1,5 senedir aynı fiyattalar. Tahta bedava. O duruş şekli. Grafiğin şekli öyle bilmem ne şekli öyle. Endeks düşecek. %8 düşerse düşsün diyeceksin. Yani %8 düşsün ama toplamaya devam et o zaman. Sen bu tahtanın gideceği yeri bilmiyor musun? Biliyorsun. Diyorum mesela tahtanın hedefi şurası. O zaman oraya kadar devamlı alım yapacaksın yani. Ha, hocam işte peki nasıl bir strateji? Ben söylüyorum strateji şu. Nakit alacaksın. Yukarı tepti tahtan. %5, %8. %20'sini koyacaksın kenara. Bir daha %5, %8. Bir %20 daha koyacaksın. %60 yeter. %40 nakit, %60 mal. O arada da zaten düzeltme gelir. Ha biraz daha gitti, bir %10 daha satarsın. %50 mal, %50 nakit olur. Sonra da geri çekildikçe toplarsın. Tabii erken aldık diyeceğiz gene. Yani böyle bir durum oldu. Ah gene erken aldık falan olur. Yani mümkün, bir şey demiyorum. Ama en azından malda kalarak, malını bitirmeden piyasanın esas hedeflerine gidene kadar devam ettirirsin. Yani piyasada daha bir şey yapmadık mı? Herkes mal topluyor. Yabancılar mal topluyor. Tahtaları yerin dibine soktular. Yani bunlar adamlar fırsat kolluyorlar yani. Şimdi adamları fırsat kolladığı yerden bence %10 düşeceğiz, %5 düşeceğiz, %8 düşeceğiz diye piyasadan çıkılmaz ki. Tamam zarar ediyoruz ama doğru bulmuyorum yani. Şu an malda durma zamanı yani. Ha bir tarafta faiz işi bilmem nesi var ama yarın bir gün bunları hep unuturlar. Faiz indirimleri bilmem neler başlasın. Tahtaların nasıl %8